yapmış bunu? Bir sahnede biri iğne oyası yapmış. Revir dedi ki vereydi doktor. Ne diye buraya getirdiniz? Bu saatte revirde doktor ne arar abla? Ameliyathaneye götürün. Ben rivetçi doktora haber vereyim. Kemal'in oğlum. Ana. Ah, anan kurban olsun sana. Geçmiş olsun. Nasılsın Kemal abi? İyiyim. İyiyim. Doktor bey dedi ki bıçak kötü bir yere gelmemiş Allah'tan dedi. Talih'in yaver gitmiş Kemal abi. Talihmiş. Böyle talih düşman başına. Bak, hapishanede bile rahat vermediler Kemal'ime. Ama biliyorum be. O güllü karısının babası yaptırdı bunu sana değil mi? Bilmiyorum. Ah be oğlum. Bunda bilmeyecek ne var? Başka kimin seninle alıp veremediği var ki? Bilmiyorum dedim ya ana. Sen hala o kızı koruyorsun ha. Benim kimseyi koruduğum falan yok. Vakit tamam teyze, çıkın artık. Geçmiş olsun Kemal. Sağ olasın usta. Nasılsın? Yaraların nasıl? İyiyim çok şükür. Korkulacak bir şey yok dedi doktor. Çabucak iyileşirmiş. İnşallah, inşallah. Kemal, sana bunu yapan herifi sağdan soldan sordum biraz. Zaloğlu Ramazan'ın arkadaşıymış. Muzaffer Bey'in yeğeni mi? Evet. Bir iki kere hapishaneye herifi görmeye gitmiş Ramazan. Yani senin anlayacağın Cemşir'le Hamza'nın işi değil. Artık ne önemi var ki usta? Öyle ya da böyle ortadan kalkmamı istiyorlar işte. Bence önemli Kemal. Zaloğlu bunu yaptıracak kadar çaresizse Güllü ona yüz vermiyor. Evlenmek istemiyor demektir. Artık Güllü falan yok usta. Bu iş bitti. Hayır Kemal, bitmedi. Bırak bu kızı deyip dururdun usta. Şimdi ne oldu? Ne değiştik? Senin için gelip geçici bir heves zannediyordum. Ama anladım ki öyle değilmiş. Bak gör işte. Zenginlerin zevkleri parayla değil. Benim gibi fakirlerin gözyaşlarıyla satın alındı. Ben senin o pusulalarında çürüyorum. Hiç ağzından düşürmediğin o adalet. Nerede usta? Hak. Hukuk. Nerede? Allah adaleti ona sevene verir evladım. Benim tek istediğim. Senin o hapishaneden serseri, yıkılmış, kaybetmiş bir adam olarak çıkmaman. Biliyorum. Şimdi böyle konuşsan da gün gelecek intikamını almak isteyeceksin. İşte o gün geldiğinde ne onlar gibi zorbalığa başvur, ne de karşılarında ezilip büzül.
Senin için en iyisi onların karşısında hem güçlü hem de vicdanlı olarak durmaktır. Allah'a ısmarladık. Bunu sana. Benim yüzümden değil mi? Ben olmasaydım hapse girmezdin. Bu işler gelmezdi başına. Böyle ölümlerden dönmezdin. Benim suçum. Keşke hiç tanımasaydık birbirimizi. O vakit neden geldin buraya? Hı? Beni bir daha görme demiştim sana. Yetmedi mi sebep olduklarına? Daha ne istiyorsun? Daha ne olması gerek anlaman için? İkimizin de ölmesi mi? Ben sadece seni görmek istemiştim. Gördüm işte. Artık ait olduğun yere dönebilirsin. Olsa kalmaya razıydım Kemal. Ama sen korudun. Beni yarı yolda bıraktın. Bekleme dedin. Bitti dedin. Ben senden vazgeçtim dedin. Ama merak etme. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.